Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, 2014 ya da aşk hayatında kova burcu için ne diyorsun sevgili Demet? Neler var kova burcunda aşk hayatında? Evet sevgili kovalar, sevgili kovalar özellikle bu yıl 14 Şubat sevgililer gününde bir dolunay var. Kovaları birinci derece etkileyecek bir hafta. Valla bu çok önemli bir dolunay. Evet. 30 Ocak'taki zaten yeni ayla beraber 30 Ocak ve 14 Şubat Aslan Burcu'ndaki dolunayla beraber yeni tanışmalar evet. gerçekten ortaya çıkacak diyorum. Bazı yeni tanışmalarla karşılaşacak belli bir yaş grubundaki kova burçları, bazıları evlenme, bazıları eski bir ilişkiyi eski gündeme ilişkiler. Getirir. Evet, hani sevgililer günü diye eski ilişkinin aranması. Barışmalar olabilir mi? Evet, bazı barışmalar olabiliyor. Evet. Bu sevgililer günüyle evet. alakalı döngüler yüzünden eski ilişkilerin yeniden aktivasyonu, eski ilişkilerin daha iyi ve daha keyifli bir noktaya gelmesi, hayatında daha keyifli ve daha neşeli bir döneme girilmesi. Aşkla ilgili, çünkü kova burcu aslında çok özgür bir burç. Evet. Yani kovaların en önemli özelliği aşık olmamalıdır, biliyor musunuz? Eğer kova burcunda yükselende, ayda veya diğer gezegenlerde bir su grubu yoksa kova burcu tam bir hava grubudur. Öyle zordur. Mantıklı sever. Evet, arkadaş gibidir. Arkadaş gibidir, evet. mantıklı sever. Öyle kolay kolay deli divane olmaz. Yani kova burcuna aşık olmak da zordur. Kova burcunun aşık olması da zordur. Biliyorum. Zodyan en ilginç burcudur. Eşin kova. eşin kova, gerçeği söylemek gerekirse. Bunun yanında ben de bunu çok iyi biliyorum evet. çünkü ben de kova burcuyum. Evet. Kova burcunun böyle bir özelliği vardır. Şimdi bu kova burcundaki bu gezegen döngüleri ilginç bir noktaya gelmiş. Temmuz ayı önemli. Temmuz ayı 26 Temmuz'da Aslan Burcu yeni ayı ve 26 Temmuz'da Jüpiter Güneş kavuşumu var. Ne kadar ilginç. İşte o yeni yani, ayda Jüpiter Güneş kavuşumu evlilik. Mesela o dönemde evlenir. Bazı kovalar 26, 27, 28 Temmuz'da evlenir. Evet. Veya da 26 Temmuz takip eden 4 gün. Cumartesi ya pazara bakmayın. Evlenin, de, marjinal güzel. Bir karar verin. Evlenin. İkinci güzel tarihimiz 18 Ağustos. 18 Ağustos'ta da buna benzeyen bir Venüs ile Jüpiter'in gökyüzündeki bir kavuşum var. Zaten Güneş evet, Jüpiter evet. kavuşumu gibi. Daha da aslında softu, daha da güzel dediğimiz bir nokta var. Aslında kova burcu 5 Aralık'ta ve 15 evet, Aralık'ta da aşk hayatı ile ilgili tanışmalar. Yani kova burcunun aslında 2014 aşk bir kısım evli kovalar içinde çocuğun çok ön planda olacağı güzel bir yıl. Derim ben, sen ne dersin? Ben de diyorum özellikle Haziran yeni ayı, ikizler yeni ayı. Da yine çocuklarla ilgili, aşkla alakalı konuların gündeme gelebileceği, başlangıçların olabileceği bir dönem. 13 Ağustos 6 Eylül'de Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki evet. etkisi, Dolunay etkisidir. Yani Venüs karşı burca geçince Dolunay gibi bir etkiye sebebiyet veriyor. Kendisini daha güzel, daha keyifli, daha neşeli, daha aklı başında ve daha güçlü görebiliyor. Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.